E merkezli çemberin çevresi arkadaşlar 2 pi çarpı 3 bölü pi olduğu için 6 olacak. Sonra e, D, A, C kenarı da yine 2 pi çarpı 4 bölü pi'den 8 oldu. Dolayısıyla 6, 8, 13 geni A şıkkı. Açı önemli arkadaşlar. Sonuçta böyle bir daire parçasını bulmak için merkez açıya ihtiyacınız var. Haliyle ne yapacağız? Merkez açıyı oluşturacağız. Böylece Merkezden teğete inen doğru diktir ve yarıçaptır. Burası R kenarda dursun. Sonra şurada açı dersek alfa, alfa, 2 iç bir dıştan 2 alfa, iki kenar üçgenden zaten alfa. Böylece 3 alfa eşittir 90 oldu. Alfa da 30 geldi. Alfa 30 gelince haliyle artık şunu söyleyebiliriz. 30-60-90 üçgeni, 30'un karşısı R ise 90'ın karşısı 2R olur. BO zaten R olduğu için R'de 2 geldi. Buraya 2 yazıyorum. Buraya da 2. 60 dereceden dolayı merkez açı 120 derece. 4 pi 120 bölü 360'dan 2 çarpı 2 çarpı kök 3 bölü 2 sinüs 120 bölü 2 diyeceğiz. Bunlar da böylece gitti. 4 p e, bölü 3 eksi kök 3 oldu arkadaşlar. D şıkkı. Alanı 8 ise bir kenarı 2kök 2. Şöyle diyebiliriz o zaman. Bakın yarıçapı bulmak için merkezden kirişe bir dikindireceğim. Şöyle. Burası kök 2. Zaten kareden dolayı 2kök 2. 2, 8 daha 10. Bakın gördüğünüz gibi çemberin yarıçapı kök 10 geldi. O zaman artık çemberin alanı 10 pi bölü 2, 5 pi yarım daire olduğu için. Dairenin alanı e, karenin alanı zaten 8'di. 5 pi eksi 8 oldu e şıkkı. Burada bc ve cd'yi eşit vermiş. Bir noktadan indirilen t'ler zaten eşittir. Bir deltoid oldu. O zaman bd yayı 2 pi olduğu için merkez açıdan yararlanarak şöyle bakın 60 derecedir. 30 dereceden dolayı BD yayı 60. O zaman O açısı da 60 olmalı. Şimdi 2 pi R çarpı 60 bölü 360 2 pi olduğu için bunlar gider. R6 R 6 olur. R'yi 6 bulduğumuz için şöyle yapacağım bakın. Birleştireceğim OC'yi. Burada yarı çapı 6 6 olduğu için bir de şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. BO ile OD eşit. BC ile CD eşitse bu çizdiğim bu doğru aynı zamanda açı ortay ikizkenar üçgen konusunda söylediğimiz şey. Bu yüzden 15 15 derece oldu. Burada tepe açısı 150 derece geldi. Yine diğer üçgende de tepe açısı 150 derece. İki tane tepe açısı 150 derece olan üçgenin alanı. 6 çarpı 6 bölü 2 sinüs 150 1 bölü 2. Bunlar sadeleşti. 18 oldu bu iki üçgenin toplam alanı. Şimdi artık gelelim. Şurada arkadaşlar bu dörtgenin alanını bulmaya. Onun içinde ne yapacağım? Şöyle birleştireceğim burası 90 derece merkezden indiği için at, e, 120 dereceden dolayı burası 60'ar derece olacak. Şimdi bu arada neden A açısı 120 derece? Şuradaki BD yayını 60 bulduk. T'de birleşen bu açıyla yay toplamı 180 de o yüzden. Bir de açı ortaya olacağı için 60 diye böldük. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 2 kök 3. Böylece şu mor bölgelerden bir tanesinin alanı 6 çarpı 2 kök 3 bölü 2. Bundan tabii ki böyle bakın iki tane var. Bunlar gitti 12 kök 3 oldu. 12 kök 3 diğeri de 18'de toplam alan E şıkkı geldi. 60 derece verilmiş 60 derecelik daire diliminden bir tam daireyi çıkartacağız. Bunun için de iki çember içeriden teğetse böyle birleştiririm bakın. Sonra bir de merkezden teğete dik indiriyorum. Bundan sonra buraya R dersek Merkezle teğet kesişimi birleşirse zaten açı ortaya olur. Bu yüzden 30 olmalı. 2R gelecek. Burası da R oldu. Ee, bize oran soruyor arkadaşlar. Şunu söyleyebiliriz o zaman. Büyük daire diliminin alanı. 9R kare pi 60 bölü 360. Buradan da e, 9 olduğu için 3 pi R kare bölü 2 geldi. Tüm dairenin alanı. Şimdi D merkezli dairenin alanına bakarsak, D merkezli dairenin alanında zaten pi re kare arkadaşlar. Şöyle D merkezli. Ee, taralı bölgenin alanında 3 pi re kare bölü 2 eksi pi re kare dersek pi re kare bölü 2. Bu da taralı alan. O zaman dairenin alanı, D dairesinin alanı pi re kareye oranı 2 gelmiş oldu. C şıkkı. Bu da 4, 4, şurası 2, ee, ondan sonra hipotenüs bir dik kenarın iki katı olduğu için haliyle bu 30, 60, 90 üçgen arkadaşlar. Burası 60 derece, burası 30 derece, böylece 6 köküç olur BA. Tüm bölgenin alanı 6 köküç çarpı 6 bölü 2. Eksi diyeceğiz, 30 derecelik bir daire dilimi 64 pi, 30 bölü 360, eksi e, 16 pi... Çarpı 60 bölü 360 eksi 4 pi çarpı 90 bölü 360. Buna göre arkadaşlar 18 kök 3 eksi burada sadeleştirirsek 12, 4'e ee, e bölersek 8 pi bölü 3 olacak. Eksi diyorum şu sıfırlar gitti, 4'e böldüm 9, 4'e böldüm 4, 3'e e böldüm 2, 3'e böldüm 3 oldu. Buradan da yine eksi 8 pi bölü 3 oldu. Burayı da 4'e bölersek eksi pi gelmiş oldu. Şurayı bir düzelteceğim sadece. Eksi 8 pi bölü 3 değil. Eksi 16 pi bölü 3 olacak sadeleştirince. Buradan da eksi 16 eksi 8 eksi 24 pi bölü 3 eksi 8 pi eksi pi oldu arkadaşlar. 18 köküçte buradan 18 köküç eksi 9 pi'miş B şıkkı katmanlar madem eşit arkadaşlar o zaman A1 A2 yerine AA diyelim. Buraya da S diyelim. Bakın iki tane bölge var. A artı S. B bölgesi B yarıç B merkezli. Bu alan da A artı S. Yarım daire de A artı S. O zaman şöyle bir R R dersem 4 pi R kare. X bölü 360 da A artı S. Yine yarım daireden dolayı pi r kare bölü 2 de arkadaşlar a artı s. Bundan dolayı artık pi'ler gitti. Sonra r kareler gitti. E, 360 ile 4 sadeleşti 90. 90 ile 2 sadeleşti 45. x eşittir 45 derece oldu b şıkkı. Gergin tutulduğu için şöyle arkadaşlar tel gibi düşünmek lazım. Yani e, önce bakın şöyle bir çeyrek daire olacak. Burada 24 olduğu için e, aldığı yolu soruyor. 48 pi bunun dörtte biri çeyrek daire 12 pi yol alacak. Sonra arkadaşlar kıvrılır. Kıvrıldıktan sonra da artık yeni yarı çap 18 olur. 18 olduğu için de şöyle bakın. 36 pi yine dörtte biri olduğu için 9 pi yol alır. Burası 6 buraya 12 kaldı. Şimdi artık gördüğünüz gibi. Şöyle bir yine çeyrek daire yarı çapı 12 olduğu için 24 pi'nin dörtte biri 6 pi kadar yol alacak. En sonda da bir çeyrek daire bakın şurada ve bu da 12 pi'nin dörtte biri olduğu için 3 pi. 12, 9 daha 21, 6 daha 27, 3 daha 30 pi oldu A şıkkı. Düzgün altıgen olduğu için arkadaşlar şuna dikkat edeceğiz bakın. Şimdi Burada e, merkez, her, şey, her taraf merkez olabilir. Mesela B merkezi de olur. Şuradaki O merkezi de olur. Benim şu mora boyadıklarımı bulmam lazım. Bir tanesini bulsam kaç tane ile çarpacağım? 6 tane var. Dolayısıyla 6 çift var. O yüzden 12 ile çarpacağım. Haliyle şöyle bakın 60 derece. Bu, bu üçü birbirine eşit olduğu için şunu söyleyebilirim mor bölge için. E, 7 pi 60 bölü 360 ve burada çıkaracağım bölgede kök 7'nin karesi kök 3 bölü 4. Bu da ne yapıyor? E, 90 60 bölü 360 olduğu için 7 pi bölü 6 eksi 7 kök 3 bölü 4. Bunu tam 12 ile çarpacağız. Böylece 14 pi olacak. Burası da 21 kök 3 olacak arkadaşlar. E şıkkı. Bulsak yeter. Neden? Çünkü Aynı çemberin içinde yarıçapları aynı olacağı için merkez açılar tabii ki bu yay uzunluklarıyla orantılı olacak arkadaşlar. Örnek şöyle bir şey söyleyeyim bakın size. Yarıçap R ise 60 derece, yarıçap R ise 30 derece olsa bu yay 2k ise bu yay k'dır tabii ki. Benzerlik yok burada yarıçapları aynı çünkü. Haliyle ilk basitten başlayalım. Zaten köşegenden dolayı kare 45 derece olacak. O kenarda dursun. Şimdi DC yayında nasıl bulacağız biliyor musunuz? Karenin köşegenleri dik kesişir. O zaman ben buraya A dersem burası da A olur. Yarı çapta 2A olur. Haliyle hipotenüsün bir dik kenarının ilk katı olduğu tek üçgen 30-60-90 üçgeni. Merkez açısını bulduk. Artık burası 45'te 60 geriye de 75 kaldı. Haliyle 45, 60 ve 75 ile orantılıdır arkadaşlar. Şıklarda bu yoksa sadeleştirin. 15'e böl 3, 15'e böl 4, 15'e böl 5. 3 4 5 ile orantılı A şıkkı olur. Burada dikkatli olursanız arkadaşlar, kolay bir çözüme ulaşırız ama görmesi önemli tabi burada. Şimdi şöyle, bir kere bu çemberlerin merkezleri birbirlerinin üstünde olduğu için yarıçaplar aynı. Haliyle O1O2, O1B ve O2B bir yarıçap. Aynı şekilde burada T dersek O2T yarıçap. O1 T yarıçap. Bu bize şunu getirdi. Şu morla boyadığım bölge aslında aynı zamanda buraya taşınabilir. Haliyle arkadaşlar 60 derece 60 derece e, burası da arkadaşlar CO1B de 90. Çünkü çapı gören çevre açı 90 derecedir. BO1A da haliyle buraya da 90 derece kalır. O zaman taralı bölgelerden ilk kısmı bulmuş oluyoruz. Yarı çap 6 kök olduğu için 72 pi bölü 4 diyeceğiz. Şuranın tamamı ve dediğim gibi üsttekini taşıdım. Şimdi gelelim şuraya bakın. Bu bölgenin alanını da nasıl bulacağım? Sonuç olarak demin çapı gören çevre açıdan 90 dedik ya buraya 30 derece kaldı. O zaman tabii ki ne olacak? Buraya da arkadaşlar 30 derece kalacak. 30 derecelik bir daire dilimi bulacağız. Nerede? Şöyle göstereyim bakın. Burada işte. Şu bölgede 30 derecelik bir daire dilimi. Burası da yarı çapı 6 kök 2 olduğu için 72 pi. E, 30 bölü 360. Haliyle burayı da 12'ye bölersek 6 pi de buradan geldi. 18 pi buradandı. Toplam 24 pi oldu C şıkkı. Arkadaşlar burada e, şu sarı bölgenin alanını bulurken şöyle dikkatli olmamız lazım. İki tane çember var. Birisi AB çaplı, öbürü CD çaplı değil sakın. Kafanız karışmasın. CD orada bir kiriş aslında. Onu nereden anlıyoruz biliyor musunuz? Şimdi e, dikkatlice izleyin lütfen. Bu bir yarı çap. Bu da bir yarı çap. Yarı çap kirişe eşit verilmiş 60 derece. Haliyle arkadaşlar bakın şimdi. Orada CD kirişi şöyle 60 derecelik bir çevre açıyı görüyor. O yüzden merkez açı 120 derece doğal olarak CD'nin çap olma ihtimali kalmadı. Zaten çap olsaydı burası 90 derece olurdu. Bu kadar basit. Bundan dolayı dikkatli olacağız. Ne yapmam gerekiyor? Şimdi o zaman bunu da böyle birleştireyim. 120 derece diyelim. Buraya da 60 derece diyelim. Yarı çap 2 köküçtü. O zaman e, buraya da O1 dersem O1 merkezli çemberin yarı çapı 2 oldu. Şimdi toplamda şu mor bölgeyi bir bulayım. Mor bölge 4 pi çarpı 120 bölü 360. Eksi diyeceğim. Nereleri çıkartacağım? Güzelce izleyin şimdi. 1. Şu üçgenin alanını çıkaracağım. O üçgenin alanı da 2 çarpı 2 bölü 2. Sinüs 120 köküç bölü 2. Eksi. Bir de arkadaşlar bu bölgeyi çıkaracağım. Şimdi bu bölgeyi çıkarırken de şunları bir sileyim. Bu bölge çünkü aslında buradaki bakın büyük çembere ait. O yüzden şöyle birleştirdiğimde merkez açısı 60 derece olan bir daire diliminden eşkenar üçgeni çıkartacağım. O zaman yapıyorum bakın. Ee, burada 4, 2 köküçtü değil mi bunun yarışı? Evet 2 köküçtü. 12 pi 60 bölü 360 eksi şu eşkenar üçgenin alanı 2 kök karesi 12 kök 3 bölü 4. Buradan bu da arkadaşlar e, 2 pi eksi 3 kök 3 geldi. Şimdi çıkaracağım ikinci bölgede yani turuncuyu bakın bu buldum artık. 2 pi eksi eksiden artı 3 kök 3 oldu. Şimdi sadeleştirmeleri yaptığım zaman çıkarttığımda da arkadaşlar 2 kök 3 eksi 2 pi bölü 3 kalacak D şıkkı.